Şu an Balıkesir'de Yeni Yıldız Aile Lokantası'nın konuğuyuz. Yanımızda Hasan Bey var. Hasan Bey, bizlere Yeni Yıldız Aile Lokantası'ndan bahseder misiniz? Tabii efendim, öncelikle şunu belirtmek isterim. Sektördeki meslek hayatım 26. yılın içerisinde. Yeni Yıldız Aile Lokantası da 17 yıldır Balıkesir'in mütevazi ailelerine, bürokratlarına ve dışarıdan gelen tüm misafirlerine hizmet etmekte. Bu hizmeti de gururla sunmaktadır efendim. Personel seçiminizdeki kriterleriniz nelerdir? Öncelikle Yeni Yıldız Aile Lokantası son bir yıl öncesine kadar Balıkesir merkezde iki şubeliydi. Son 1,5 yıl önce kentsel dönüşüm projesi içerisine giren bir işletmemizi tahliye etmek durumunda kaldık. Şimdi sadece tek adreste 15 tane çalışan personelimiz var. Bunlar servis elemanları, tezgahtarlar, İskender döner ustası, pide lahmacun ustası ve mutfak çalışanları olarak. Bizim öncelikle personel üzerinde aradığımız kriterler, öncelikle biz çalışan personelimizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasını tercih ettik. Dolayısıyla iş aşkı olmazsa olmazlarımızın en başındadır. İşinizi sevmezseniz başarılı olamazsınız. Personelimizde yasaların da tercih ettiği gibi sağlıklı olmaları gerekir. Bilgi ve becerilerini müşterilerine yansıtmak zorundadırlar. Ne bileyim, ekip ruhuyla çalışma karakterlerine sahip olmalılar. En önemlisi meslek ahlak ve adaplarına mutlaka ve mutlaka riayet etmek durumundadırlar. Efendim, şubeleşme hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Şimdi bu noktada özellikle şunu belirtmek isterim. Kalkınmada birinci sıradaki illerde, İşte önemli İstanbul, İzmir, Ankara, bunları tenzih ederim. Ama diğer Anadolu illerinde aynı şehir merkezinde ya da ilçelerinde ya da başka bir ilde bizim sektörün şubeleşmesi doğru mantık değil. Bizim işimizin başarısındaki ana ögeler, biraz önce de belirttiğim gibi, iş aşkı efendime söyleyeyim olmak zorunda. Aşkla beraber pişmek zorundayız. Müşterimize kendi sıcaklığımızı yansıtmak durumundayız. Şimdi bizim sektörde ikinci şubeyi açtığınızda ister istemez kendiniz her iki işletmede veya 3, 4, 5 neyse işletmede bulunamamak gibi durumla karşı karşıya kalacaksınız. Dolayısıyla da başarı oranınız düşecektir. Yani bizim sektörümüz şubeleşmeye çok müsait olduğunu düşünüyorum. Kendi iş yerlerimde, deneyimlerimde bunu gördüm. Sonuç olarak büyümek gerekiyor diyorsak, olduğumuz yerde kavak gibi, yani yukarıya doğru boy vererek büyümek durumundayız. Sağa sola kol dal saçarsak, salarsak bunların rüzgardan, yağmurdan etkileneceği kaçınılmaz bir durum. Yani. Müşteri portföyünüz kimlerden oluşuyor? Şimdi bu sektör bildiğiniz gibi umuma açık işletmelerdir. Yani karşılığını, bedelini ödeyen herkes bizim işletmemizden hizmet alabilir ama bizim konseptimiz gereği, ürünlerimizin kalitesi ve uyguladığımız fiyat politikası gereği tabii ki herkes bizi tercih etmeyebilir. Balıkesir sonuç itibariyle çok da dışarıdan böyle sürekli yabancı misafir ağırlayan bir il olmadı. İnşallah bunu da başaracağız, yani dışarıdan da yabancı misafir alacağız. Şimdiki konseptimizde Balıkesir'de aile müşterisi akşamları özellikle bizim işletmemizi tercih eder. Gün içinde kurumlar, yani işte bankalar ya da otellerin böyle nezih müşterileri, yani İstanbul beyefendileri, ne bileyim İzmir beyefendileri bizim yemeğimizin tadına baktıysa, bizden hizmet aldıysa asla ve asla bizden vazgeçmezler. Yıllarca aramızda bir bağ, bir köprü oluşmuştur. Hatta kendi illerinden Balıkesir'e bir dostu, misafir gelecekse bizim adresimizi, bizim ismimizi mutlaka onlara zikrederler. Onlar da bir şekilde arayıp bizi bulurlar. Yani işte ekabir bir tabaka diyebiliriz, yani müşteri portföyümüz. Ama tabii ki dediğim gibi umuma açık bir işletmedir. Hizmet almak isteyen herkese açıktır kapımız. Efendim, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yaşadığınız yer neresi olursa olsun bu sektör var olacak. Onun için biz de niye Türk mutfağı yani kaybolmaya yüz tutmuş yemeklerini çıkartmasını ortaya, yani bütün meslektaşlarıma iş aşkını kaybetmemelerini, işini gerçekten sevmelerini tavsiye ediyorum. Bir de kendilerini yetiştirebilmek, geliştirebilmek adına kaynak bulabilecekleri çok platformlar var. Mutlaka diyorum ki kendilerini yetiştirsinler, geliştirsinler. Yerimizde saymayalım. Yani geriden gelen geçip gitmesin bizi. Mutlaka Türk mutfağına önem verelim. Bu aşkımızı hiç kaybetmeyelim diyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.